Çok değerli misafirlerimiz, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Grup toplantımıza katılan tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor. Coşkuları, heyecanları için hepinize kalpten şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, grup toplantımızın hemen başında vatandaşlarımızın önemli bir kesimini ilgilendiren bazı müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitim reformu çalışmalarımızın önemli bir parçası olan Fatih projesi hızla devam ediyor. Bu projenin önemli bir adımı olan öğretmen ve öğrenciler için tablet bilgisayarların temini ihalesinde ön yeterlilik dosyalarını dün itibariyle aldık. Öğrencilerimize dağıtacağımız toplamda 10 milyon 600 bin adet tabletle ilgili olarak böylece önemli bir adım atmış oluyoruz. Bu ihaleyi kazanacak firmalara yerli araştırma geliştirme merkezi kurmaları şartını getiriyoruz. Bu firmalar 3 yıl içinde Türkiye'de yatırım yapacaklar ve üretime başlayacaklar. İhaleye yurt içinden ve yurt dışından sektörün en büyükleri konumunda olan firmalar katılıyorlar. Eğitimde adeta devrim niteliği taşıyan bu gelişmenin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir başka müjde engelli öğretmen adayı kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Geçtiğimiz Şubat ayında engelli öğretmen adayı kardeşlerimizin de öğretmen olabileceğini, bunun önünü açtığımızı müjdelemiştim. Çok kısa bir zaman zarfında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da katkılarıyla Milli Eğitim Bakanlığımız da konuya dair altyapıyı oluşturdu. Şimdi bugünden başlamak üzere 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda başvurular alınmak suretiyle 46 branşta 600 engelli öğretmen alımı için işlemleri başlatıyoruz. 600 engelli öğretmen adayı arkadaşımız 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren çocuklarımızı yüreklerindeki ışıkla inşallah aydınlatmaya ve eğitmeye başlayacaklar. Bu gelişmenin de hayırlı olmasını diliyorum. Geliyorum çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiren müjdemize. Değerli milletvekili arkadaşlarım, yapacağımız bir düzenlemeyle kamuda çalışan bir kısım sözleşmeli personelin devlet memurları kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle, yani bugün, bundan sonrası geçerli değil. Bugün itibariyle geçmişe yönelik görevde bulunan 1.657 sayılı kanunun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel. 2.5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine göre çalışan sözleşmeli personel.
3. 4.924 sayılı kanun hükümlerine göre çalışan sözleşmeli sağlık personeli devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamda şu anda 96.500 personel bulunuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de inşallah süratle bu yasama döneminde yapmış olacağız. Yani tatile girmeden bu işi inşallah bitireceğiz. Sözleşmeli personelimize, onların ailelerine hayırlı olsun diyorum. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli misafirler. Geride bıraktığımız hafta tıpkı bu salondaki gibi milletimizin yoğun ilgisiyle, yoğun muhabbetiyle, çok büyük bir teveccüh manzarasıyla kucaklaştığımız bir hafta oldu. Hatırlayacağınız gibi 9 Haziran'da Mersin'e giderek Akdeniz oyunları için yaptığımız yaklaşık yatırımlar noktasında 500 milyon liralık, cari harcamalar noktasında 300 milyon, toplamda 800 milyon liralık bir adımın açılışını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de Mersin'e tekrar gittik ve 17. Akdeniz oyunlarının açılışını gerçekleştirdik. Aslında bu biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah Tarsus'tan farklı bir ışık bekliyoruz. AK Parti'nin ampulünü inşallah Tarsus'ta da yakacaksınız. Ben buna inanıyorum. Değerli kardeşlerim, aslında bu oyunlar Yunanistan'da yapılacaktı. Ve Yunanistan malum durumları sebebiyle bunu yapamayacağını açıklayınca bizden rica ettiler. Ve Türkiye olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve Akdeniz oyunları ile ilgili süratle yatırımlara girdik ve 17 ayda bu yatırımları hamdolsun gerçekleştirdik. Bu tabii Türkiye'nin bu noktada da gücünü ortaya koyması bakımından çok önemli. Yani 17 ayda bütün buradaki branşlara ait stadından tutunuz da kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine varıncaya kadar bütün bunların yapılması, yetiştirilmesi gerçekten önemliydi ve bu başarıldı. 24 ülkeden yaklaşık 6.000 sporcu şu anda Mersin'de Akdeniz oyunları çerçevesinde müsabakalara devam ediyorlar. Sevindiğim bir yanda şu, Mersinli bu işe ciddi bir ilgi gösterdi ve şu anda bütün müsabakalar adeta tıklım tıklım kapalı spor salonlarında olsun, bütün yani her yerde, her alanda izleniyor. Ve Türkiye 17. Akdeniz oyunlarında şu an itibariyle 16 bronz, 21 gümüş ve 19 adet altın madalya kazandı. Şu anda İtalya'nın arkasından ikinci sıradayız. Ama daha gelecek çok altın var, çok gümüş var, çok bronz var. Çünkü yapılacak olan müsabakalar bunu gösteriyor. Ve bu da Akdeniz oyunlarında şu ana kadar bizim için rekor oluyor. En son Akdeniz oyunlarında 20 altın almıştık. Ama şu anda görünen tablo o ki 20'nin çok çok üstüne altında çıkacağız. Akdeniz oyunlarına katılan tüm sporcularımızla birlikte madalya kazanan sporcularımızı, ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Dost Akdeniz ülkelerinden gelen tüm sporculara da müsabakalar boyunca başarılar temenni ediyor.
güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini diliyorum. Bu arada Avrupa Takımlar Şampiyonası için gittiği İngiltere'de rahatsızlanan ve şu anda orada hastanede bulunan milli atletimiz Binnaz Uslu'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşması, aramıza dönmesi için dualarımızı gönderiyoruz. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Mersin'den hem milli iradeye saygı mitingimizi yapmak hem de bir başka uluslararası spor turnuvası U20'nin açılışını yapmak üzere Kayseri'ye geçtik. FIFA U20 yani 20 yaş altı futbol turnuvası bu yıl Türkiye'de İstanbul, Bursa, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Rize ve Kayseri illerimizde yapılıyor. Biz Kayseri'deki açılışa katıldık ve orada ilk maçın ilk yarısını izledim ve heyecanı onlarla birlikte paylaştım. Bu Küba ile Güney Kore arasındaki müsabakaydı. Dostluk, barış ve centilmenlik içinde devam eden bu turnuvada da milli takımımıza başarı dileklerimi buradan iletiyorum. Kayseri'de bu uluslararası spor organizasyonunun açılışı öncesinde çok büyük bir katılımla, özellikle de çok büyük bir coşkuyla Cuma günü saat 14.30-15 gibi yaptığımız mitingimiz gerçekten 200 bine varan bir katılımla öğlen saati, hafta içi olmasına rağmen büyük bir coşku, o sıcakta görmeye değerdi. Ben tüm Kayserili vatandaşlarımın ve buna destek olan tüm teşkilatımızın hakikaten gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Ama bir şey ortadaki coşku, heyecan her geçen gün daha da artıyor ve Allah'ın izniyle artacağına da inanıyorum. Milli iradeye saygı mitinglerimizden bir diğerini de cumartesi günü Samsun'da gerçekleştirdik. Samsun'da da aynı şekilde çok yoğun bir katılımla ve bugüne kadar Samsun'da yaptığım mitinglerin en büyüğünü orada gördük. Heyecanı gördük. Yollardaki, caddelerdeki ilgi ve alakayı gördük. Bu da Samsun'un, hani diyoruz ya, çırpınırdı Karadeniz diye. Nasıl çırpındığını gördük. Karadeniz'in hissiyatını görme fırsatını yakaladık. Pazar günü bu sefer Erzurum'da mitingimizi gerçekleştirdik. Erzurum gerçekten çok farklı bir manzarayla, çok farklı bir coşkuyla bizi karşıladı. Dadaşların ön hazırlıkları enteresandı ve birilerine enteresan karneler de hazırlamışlar. O karneleri de böyle pankartlarla asmışlardı ve Erzurum İstasyon Meydanı'nın ve meydana açılan ana caddelerin hınca hınç dolduğuna, hatta üniversite önünden miting alanına kadar sokakların insan seliyle adeta meydana aktığını gördük, buna şahit olduk. Orada da mitingin başından sonuna kadar Erzurum'un coşkusuna, heyecanına, muhabbetine şahit olduk. Bizden bir gün önce bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de orada bir bölge mitingi vardı. Onun da hali ortada, neler yaptıkları ortada, ama Erzurumlu kendine yakışan cevabı dadaşlar olarak zaten verdi. Değerli arkadaşlarım, Ankara, İstanbul, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da gerçekleştirdiğimiz milli irade mitinglerinde halkın Türkiye'deki son gösterilere ve şiddet eylemlerine nasıl baktığını, neler hissettiğini çok açık ve net olarak gördük. Millet gösterileri çok büyük bir sabırla, büyük bir itidalle izledi. Ancak aynı milletimiz o engin basiretiyle, o engin ferasetiyle, o gösterilerle aslında neyin hedef alındığını, ne yapılmak istendiğini net olarak gördü ve görüyor. Gösteriler başladığı andan itibaren
gerek içerideki bazı medya kuruluşları, gerek uluslararası medya kuruluşları, gerek sosyal medya çok kapsamlı, çok tertipli bir dezenformasyon kampanyası başlatmışlardı. Ama dikkat edin, yüz binler, milyonlar, yani AK Parti'ye gönül veren veya vermeyenler bu meydanlarda itidali temsil ettiler. Onlar yakmadılar, onlar yıkmadılar, onlar asla kavgadan, gürültüden yana olmadılar. Tam aksine onlar demokratik haklarını, özgürlük noktasındaki istismarları yasaların kendilerine tanıdığı o alanlarda dile getirdiler. Bizim söylediğimiz bu zaten. Yani siz de bir şey mi söyleyeceksiniz? Gelin bu meydanlarda söyleyin. Buralarda bunu yapın. Yani şiddet hiçbir zaman zaferin müjdecisi değildir. Şiddet iter, ötekileştirir, ister istemez bunu yapar. Onun için şiddete başvuranlar her zaman, her daim kaybetmeye mahkumdur. Ve bu noktada siz eğer dürüstlükten yanaysanız, demokrasiden yanaysanız, demokrasinin şartları, kuralları bellidir. Gelirsiniz, bunu her yerde, yasal çerçeve içerisinde anlatırsınız ve seçim zamanında gelince sandıktan neticeyi alırsınız. İşte AK Parti'nin yaptığı budur. Biz diğerlerini de buna davet ediyoruz. Çok açık söylüyorum. Bu millet bu kampanyaları yutmadı. Millet neyin ne olduğunu, kimin nerede durduğunu, kimin ne yapmak istediğini gördü ve her zaman hakkın, haklının yanında yerini aldı. Zaten bu gösterileri kışkırtanlar, yönlendirenler milleti etkilemeyeceklerini veya etkileyemeyeceklerini, milleti kandıramayacaklarını biliyorlardı. Aslında başından itibaren uluslararası çevrelere seslendiler. Bu çevreler halkın kendilerine inanmayacağını çok iyi biliyordu. Halkın arkalarından gelmeyeceğini de çok iyi biliyordu. Onun için uluslararası medyayı, uluslararası çevreleri muhatap aldılar. Türkçe yerine İngilizce yazmayı, konuşmayı tercih ettiler. Kendilerine dışarıdan da yandaş ve destekçi bularak o yolda ilerlemeye gayret ettiler. Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım. Gösteriler başladığı andan itibaren biz şunu çok net olarak söyledik. Bu gösterilere katılanlar çok farklı katmanlardan oluşuyorlardı. Farklı gerekçelerle sokağa çıkmışlardı. Bu noktada bizim hiçbir kompleksimiz yok. Biz hiçbir zaman halkın tepkilerine, taleplerine sırtını dönen, yüz çeviren bir hükümet olmadık. 10,5 yıl boyunca her bir ferdin, her bir grubun taleplerini derisinin rengine, diline, inancına, kazancına bakmadan dinledik, dikkate aldık. Geçtiğimiz 10,5 yıl boyunca %100'ün hükümeti olmak için tam bir hassasiyet gösterdik. Bakınız bu gösterilerin içinde Gezi Parkı, ağaç ve çevre hassasiyetiyle yer alanlar vardı. Biz onları samimi bulduk. En başından itibaren onları diğerlerinden ayrı tutmak suretiyle söylediklerine dikkatle kulak verdik. Kabul ettiğimiz temsilcileri saatlerce dinledik.
Bakanlar Kurulu toplantısında biz bu kadar zaman geçirmedik. Onlara o kadar zaman ayırdık. Bizzat şahsım, İstanbul Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu samimi göstericilerle de irtibat kurdular. Kendilerini dinlediler. Ama bunların yanında samimi olmayanlar da vardı. Dürüst değillerdi. Nitekim Başbakan Yardımcımız da yaptıkları görüşmeden sonra dışarı çıkıp adeta Yeniçeri'nin o isyancı grupları gibi şu valiyi görevden alacaksın, şunu görevden alacaksın, bunu görevden alacaksın gibi ultimatum sallayanlar da vardı. Sen hangi iktidarla konuşuyorsun ya? AK Parti iktidarıyla bunlar konuşuluyor mu? Şimdi kalkıp da bazı yazılı veya görsel medyada olanlar bu tiplere haddini bildirmiyor. Bundan daha büyük haddini bilmemezlik olur mu? Kalkacaksın sen hükümete şu valiyi görevden al, şu emniyet müdürünü görevden al, şunu açığa al, şunu şuraya götür, bunu buraya götür. Önce haddini bileceksin ya. Sen kalkıp da yok bilmem ne platformuymuş, ne platformu olursan ol ya. Ayaklar ne zamandan beri baş olmaya başladı? Böyle şey olur mu? Milletin vermiş olduğu bir yetki var. Eğer milletimizin vermiş olduğu bu yetki, bu iktidar kullanamaz duruma gelirse o zaman zaten bittik demektir. Millet bize bir iktidar vermiş. Tek başımıza bizi bir iktidar yoluna getirmiş. Ama bu ülkede alışılmış bir şey var. Ekranları başında bizi dinleyen milletime de, izleyen milletime de sesleniyorum. Bakınız AK Parti iktidarına kadar çok partili dönemde bir alışkanlık vardı. Şöyle ortalamaya baktığımız zaman 16 aylık iktidarlarla Türkiye istikrarsızlık içerisinde yoğruldu. Çok partili dönemde 16 aylık iktidarlarla ortalama istikrarsız iktidar dönemlerini, ki bunlara iktidar diyemezsiniz zaten, hükümet etme dönemleri diyelim. Ve tabii bu istikrarsızlıklar Türkiye'yi nereye getirdi? İşte 2600 işte iyi niyetle 3500 dolarlara kadar getirdi kişi başına milli gelirdi. Ve biz dünyada sıralamaya baktığınız zaman maalesef gerilerdeydik. Peki AK Parti iktidarıyla ne oldu? AK Parti iktidarıyla istikrar dönemi başladı. Güven başladı. İstikrar ve güvenin olduğu AK Parti iktidarları bir anda her alanda sıçrama yapmaya başladı. Değerli kardeşlerim, işte bu sıçramadır ki Türkiye'yi dünyada güven duyulan, itibar edilen, saygı duyulan bir ülke konumuna getirdi. Ama saygı duyulan Türkiye'yi ne yazık ki içeride ve dışarıda koordineli olan bu adımlarla yıpratmak istediler. Fakat millet burada duruma el koydu. Sahip çıktı. Dedi ki hayır, bu gidiş yanlıştır. Biz iktidarımızın yanındayız. İktidarımızdan memnunuz dediler. Bakın burada dikkat edin. 20 sent zam için bu eylemler yapılmıyor Brezilya'da olduğu gibi. Dikkat edin. Sağlıkta şu yapılmadı diye bunlar yapılmıyor. Çok ilginç şeyler. Ki ben Brezilya'daki oynanan oyunun da yine aynı şekilde aynı yerden, aynı merkezden düğmeye basılmak suretiyle yapıldığına inanıyorum. Çünkü Brezilya'da IMF'e olan borçlarını ödemiş bir ülke konumunda. Türkiye'de IMF'e olan borçlarını ödemiş bir ülke konumunda. Bakın buraları altını çiziyorum. Dikkat edin, teferruatına girmeyeceğim. Başından itibaren bir faiz dövisi dedim değil mi? Birilerini bu hoplattı. Niye rahatsız oluyorsunuz? Evet.
Burada faiz lobisi var. Ama bu faiz lobisi olayı bazı çevreleri ciddi manada rahatsız ediyor. Ve yazılı görsel, ulusal ve uluslararası medya burada ne denli, nasıl görevler üstlendiğini hep gördük. Bunların hepsinin kayıtları var. Zaman zaman bunları özellikle teşkilat içerisinde, zaman zaman halkımıza görüntüleriyle açıklayacağız. Çünkü bunu milletimizin çok iyi bilmesi lazım. Çünkü değerli kardeşlerim, Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Buna dikkat edeceğiz. Bu oyunları bozacağız. Geçen hafta grup toplantımızda da ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetersiz, etkisiz, kalitesiz, cılız muhalefeti CHP yönetiminin beceriksizliği, üst üste yapılan yanlışlar, gaflar, her seçimde yaşanan hayal kırıklığı maalesef CHP seçmenini umutsuz bir noktaya taşıdı. Meclis içinde muhalefet yapamayan CHP sokak sokak çatışma çağrıları yaparak kendi tabanını çirkince tahrik ederek bu hayal kırıklığı yaşamış kitlelerin sokağa çıkmasına zemin hazırladı. Bu gösterilerde Alevi vatandaşlarımızın da kitlesel olarak yer aldığını maalesef gördük. Onları da, onların taleplerini, onların hissiyatını da bizler gayet iyi anlıyoruz. Biz onlarla ilgili olarak biliyorsunuz Alevi açılımı başlığı altında bir dizi toplantılar yaptık. Bütün temsilcilerini bir araya getirdik. Ve şu anda da yine Başbakan Yardımcıma bu konuyla ilgili bırakılan yerden bunun devam ettirilmesi noktasında da talimatım var. Yine bu çalışmalar başlayacak. Ama bunları biz masada çözmeliyiz. Geçmişte olduğu gibi, tarihte olduğu gibi aynı yanlışlara düşmemek gerekir. Değerli kardeşlerim, Dersim katliamının olduğu dönemde bu ülkenin tek partisi, iktidarı hangi partiydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi o katliam karşısında ne yaptı? Herhangi bir tavır oldu mu? Olmadı. Bu dönemin başbakanı olarak ben o dönemde yapılmayan özür beyanını, bizim hiçbir taksiratımız olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Tayyip Erdoğan yaptı. Özür diledi. Peki ana muhalefetin genel başkanı, artık genel müdür diyorum çünkü genel başkan olamadı aslında. Bu konuyla ilgili kalkıp acaba bir kere özür beyanında bulundu mu? Bizim iktidarımızdı diyebildi mi? Bu ülkenin işte en eski partisi biziz. Bunu devamlı kullanıyor. Peki özür beyanında niye bulunmadın? Hadi bulunsaydın ya. Siz yaptınız. Fakat biz %100'ün hükümeti olarak Türkiye'deki her inanç grubu gibi Alevi vatandaşlarımızın da sorunlarına büyük bir samimiyetle eğildik. Bu sorunları çözüme kavuşturmak için de önemli adımlar attık. Yeterli olmayabilir. Sorunlar henüz tamamen çözüme kavuşmamış olabilir. Ancak bu sorunları çözmek için samimiyet göstermediğimizi hiç kimse, ama art niyetli olmayan hiç kimse iddia edemez. Sadece az önce ifade ettiğim Dersim olayları bile bizim için çok önemli bir samimiyet göstergesidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, TRT, Milli Eğitim Bakanlığımız, Alevi vatandaşlarımız için önemli uygulamalar gerçekleştirdiler. Alevi çalıştaylarıyla, her kesimin katılımıyla sorunlar istişare edildi. Raporlar ortaya kondu. Bu süreç elbette tamamlanmış bir süreç değildir. Bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamamızı, bir ve beraber yaşamamızı sağlayacak ortamı hazırlamak bizim vazifemizdir. Ve biz bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin mücadelesi içerisindeyiz. Bakın, tekrar ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Dersim katliamının mimarıdır. Aynı Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıllardır güya Alevi vatandaşlarımızın temsil edildiği partidir. Peki soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olduğu dönemlerde, koalisyon ortağı olduğu dönemlerde Alevi vatandaşlarımız için ne yapmıştır? Dersim katliamı yaşandığında, tekrar ediyorum, CHP iktidardaydı. Kahramanmaraş olayları yaşandığında iktidar ortağı CHP'ydi. Bak bunları bilelim. Sivas olayları yaşandığında iktidar ortağı SHP, yani CHP'ydi. Bunları da bilmemiz lazım. Gazi Mahallesi olayları yaşandığında iktidar ortağı yine CHP. CHP bu olayları engelleyemediği gibi bu olayların hiçbirinin de hesabını sormamış, peşine düşmemiş, takipçisi olmamıştır. AK Parti hiçbir sorumluluğu olmadığı halde, tekrar ediyorum, Dersim katliamından dolayı özür dilerken, bu büyüklüğü gösterirken CHP başındaki genel başkana rağmen o bu özrü dileyememiş. Son yıllarda CHP'nin Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret sarf etmek yerine onları tahrik etmek için hangi kirli planların içinde yer aldığını da çok iyi biliyoruz. Türkiye genelindeki tüm Alevi kardeşlerimizin de CHP'nin bu kirli, bu tehlikeli oyununu görmelerini kendilerinden önemle rica ediyorum. Kapıların işaretlenmesi olayından tutunuz, Reyhanlı saldırısına, Suriye ile irtibatlarından tutunuz, Gezi olaylarına kadar CHP çok tehlikeli bir senaryoya aleni şekilde destek vermiştir, destek vermektedir. Şu anda hem Gezi olaylarını kışkırtan, hem Alevi vatandaşlarımızı sokağa dökmek isteyen, hem de bir mezhep çatışması çıkarmak için elinden geleni ardına koymayan televizyonun, gazetelerin sahipleri CHP'lilerdir. Bunları da bilmenizi istiyorum. Sokakta şiddet eylemcilerinin sırtını sıvazlayan da, polise ağır hakaret eden de, küfreden gençlere para veren de, Alevileri kışkırtacak tweetleri atan da CHP'nin milletvekilleridir. Alevi kardeşlerimizin değerli kardeşlerim, Alevi kardeşlerimizin bu oyunlara karşı son derece dikkatli olmalarını rica ediyorum. Millete yeni acılar yaşatmak isteyen, geçmişte yaptıklarını bugün tekrar etmek isteyen CHP'ye karşı Alevi kardeşlerimizin, tüm aziz milletimizin dikkatli, duyarlı ve uyanık olmalarını rica ediyorum. Bu millet için Mevlana neyse Yunus Emre de odur. Bu millet için Pir Sultan Abdal neyse Süleyman Çelebi de odur. Hacı Bektaş Veli'yi Akşemseddin'den, Ahmet Hani'yi Mehmet Akif'ten, Fuzuli'yi Nedim'den, Karacaoğlan'ı Emrah'tan ayrı düşünmek mümkün değildir. Her zaman söyledim, bugün de söylüyorum. Bütün bu isimler, onlar gibi niceleri bu milletin hamurudur, mayasıdır, temelidir. Eğer bu isimlerden bir tekini çekip alırsanız, dışlarsanız milletin gönül tellerini koparır, milleti temelsiz, dayanıksız bırakırsınız. Tarihin acılarını büyüterek değil, istikbalin umutlarını çoğaltarak geleceğe ilerlemek zorundayız. Acılara yeni acılar katarak değil, ortak paydaları çoğaltarak istikbali şekillendirmek zorundayız. Allah'ın izniyle bu topraklar üzerindeki her sorunu çözeriz. Her engeli aşarız. Her meseleyi hal yoluna koyarız.
çözülmez gibi görünen nice meseleyi çözdüğümüz gibi, çözüm yoluna koyduğumuz gibi, bugün de yarın da aramızdaki her konuyu kardeşlik hukuku içinde bir çözüm yoluna inşallah koyarız. Kavganın, çatışmanın, şiddet ve gerilimin sorunların çözümüne hiç ama hiç katkısı olamaz. Konuşarak çözeceğiz. İstişare ederek çözeceğiz. Sandık yoluyla, demokrasi yoluyla, hukuk yoluyla meselelerimizi çözüm yoluna koyacağız. Türkiye'nin sorunlarını, 76 milyonun sorunlarını, %100'ün sorunlarını hep kendi sorunumuz olarak kabul edecek, ayrım yapmadan bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bir kez daha Alevi vatandaşlarımızdan çirkin tahriklere, çirkin tuzaklara, tehlikeli senaryolara karşı çok çok dikkatli olmalarını rica ediyorum. Özellikle bir CHP milletvekilinin son derece sorumsuz, son derece tehlikeli biçimde yaptığı provokasyonlara karşı herkesin uyanık olmasını diliyorum. Bu milletvekilinin hem Türkiye'nin birliğine hem de şahsıma karşı ağır tahrik ve hakaretlerini biz yargıya taşıdık. Ancak burada şunu da ifade etmek durumundayım. Gerek bu milletvekili, gerek onun hemşehrisi olan CHP'nin genel başkanı adeta bozuk plak gibi sürekli faşist diktatör deyip duruyorlar. Kendilerine daha önce de defaatle ifade ettim. Eğer faşist diktatör görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar, geçmişlerine baksınlar. Bu kürsü o belgelerin şahididir. Bunları hep gösterdim. Eğer faşist diktatör görmek istiyorlarsa emri altına girdikleri Suriye'nin Esed'ine baksınlar. Eğer faşist diktatör görmek istiyorlarsa parti genel merkezlerindeki milli şefin fotoğrafına, Dersim katliamının mimarı, milli şeflerine baksınlar. İşte orada faşist diktatörü görürler. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, bu gösterilere masum gerekçelerle, haklı taleplerle, demokratik haklarını kullanmak, taleplerini dile getirmek isteyen, bu maksatla katılanların dışında çok farklı amaçlarla, çok farklı hesaplarla bu gösterilerin arasında yer alanlar da var. Türkiye ile, hükümet ile, milli irade ile hesaplarını görmek isteyenler bu gösterileri bir araç olarak kullandılar ve ilk andan itibaren gösterileri çok farklı bir yere taşıdılar. Ortaya çıkan kirli senaryoyu, şiddeti, yağmayı ve vandallığı görenler zaten kendilerini bu gösterilerden ve göstericilerden ayrı tuttular. Bu şiddet eylemlerinin içinde yer almadılar. Ancak bu katmanların dışında kalanlar son derece tertipli, son derece organize, son derece planlı şekilde kirli hesaplarını görmek amacıyla süreci ilerletmek ve yaygınlaştırmak için uğraştılar. Çok sayıda gencimiz maalesef kirli hesapları olan bu çevrelerin, bu örgütlerin elinde oyuncak oldu. Aldatıldı ve bu senaryoya ne yazık ki figüran olarak katılmış oldular. Biz işte bu art niyetlilere, bu kirli hesap sahiplerine karşı en başından itibaren dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz. Bu oyunlar karşısında aldanmadık. Boyun eğmedik ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bakın biz daha en başından itibaren bizi görevden uzaklaştırmaya dönük darbe senaryoları karşısında boynumuzu bükmedik. Cuntalar karşısında asla boynumuzu bükmedik. Çetelerin, mafyanın karşısında asla boynumuzu bükmedik. Cumhuriyet mitingleri karşısında, hukuksuzluk karşısında, Danıştay gibi kirli saldırılar karşısında asla boynumuzu bükmedik. Bildiriler karşısında, medya operasyonları karşısında, uluslararası kampanyalar karşısında
asla boynumuzu bükmedik, asla geri adım atmadık. Bu olaylar üzerinden bizimle, milletle, milli iradeyle hesap görmek isteyenlere karşı da asla boynumuzu bükmeyiz, asla geri adım atmayız. Millet bizimle birlikte olduğu müddetçe, millet arkamızda durduğu sürece, kimden, nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, milletin emanetini, milli iradeyi namusumuz, şerefimiz bilir ve onu canımızla koruruz. Daha en başından itibaren içeriden ve dışarıdan birileri bu gösterilerin tamamen masum, tamamen haklı gösteriler olduğunu, polisin şiddet kullandığını, milletin tamamının bu gösterilerin içinde yer aldığını son derece sistemli şekilde yaydılar. Sosyal medyada planlı operasyonlar yapıldı. Türkiye'de bazı medya kuruluşları bu operasyonlarda baş tertipçi, baş provokatör olarak vazife aldı. Bu medya kuruluşlarını biliyoruz. Yazılı ve görsel olarak hangi kuruluşlar burada aktif rol aldı, bunu biz de biliyoruz, milletim de biliyor. Uluslararası medya bu operasyonlarda görev istendi. Bunların isimlerini biliyorsunuz, açıkladım. Türkiye içinde imtiyazlarını kaybetmiş olanlar, çıkarları zedelenmiş olanlar, hiçbir zaman iktidara gelemeyeceklerini anlayanlar bu olaylar üzerinden hesap görme çabası içine girdiler. Hatta ya bu iş bitti be, hallediyoruz bu işi diyenler oldu. Ama benim vatandaşım bu noktada hiçbir zaman bunların diliyle konuşmadı. Bunların diliyle hareket etmedi. Onlar geldiler, başbakanlarını önce Atatürk Havalimanı'nda karşıladılar. Ardından Mersin, Mersin'den sonra Ankara'ya gelişti. Tekrar havalimanında karşıladılar. Ardından Sincan mitingi, ardından İstanbul mitingi, ardından Kayseri, ardından Samsun, ardından Erzurum mitingi ve hepsinde en ufak bir şiddet yok. Kırma yok, yakma yok, dökme yok. Hepsi hukuk içinde. İşte eğer siz de gerçek anlamda vandallık, barbarlık bunların karşısındaysanız, gelin toplantı gösteri yürüyüşlerine uygun olarak mitinglerinizde yapın, yürüyüşlerinizde yapın, gösterilerinizde yapın. Niye bu yolla değil de farklı yollarla? Milletin bunlara da dersini verecek. Bunun da başını birinci sırada çeken CHP. Ve takıldı o. Legal illegal fark etmez. O örgütlerin peşine onlarla beraber hareket ediyor. Bunlar değerli kardeşlerim, geliyoruz. İnşallah, inşallah. Milletin teveccühünü bunlar asla kazanamayacak. Asla iktidar olamayacak. Bunlar öyle partiler. Bu olayların arkasına saklanıp kaos çıkarmak, hükümeti yıpratmak istediler. Düşünebiliyor musunuz? Adı parti. Parti. Ama parti teşkilatının içerisine ne kadar terörist gruplardan kişiler varsa hep oraya hücum ettiler. Tabii polis arkalarından gitti. İçeride ne var? Ne yok ki? Silahtan tut da döner bıçaklarına varıncaya kadar ve varyozlara varıncaya kadar, onun yanında bütün molotof kokteyllerine varıncaya kadar her şey var. Bu nasıl parti teşkilatı ya? Böyle bir parti teşkilatı olabilir mi? Ama işte bu da parti teşkilatı. Şimdi ne oldu? Efendim işte polis parti teşkilatının içine girdi. Onlar normal bir parti çalışması içindeyken olan şey değil. O meydanda vandalizmi temsil edenler oraya kaçınca oraya girdi. Aynı şey Divan Otel için de geçerli. Dünyaya şimdi kendileri öyle takdim ediyorlar. Diyorlar ki otele polis saldırdı. Durup dururken otele polis saldırmadı ya. O meydanlarda polisle çatışanlar
Oraya kaçtılar, oraya sığındılar. Oranın sahipleri de onlara gayet güzel bir ev sahipliği yaptı. Onun peşinden polis oraya girdi. Biliyorsunuz. Yasalarda yataklık etmek de suçtur. Bu bir yataklık etme suçudur aynı zamanda. Ve oradan tabii birçok şeyler de cereyan etti. Onlar da bizce malum. Kardeşlerim, bazı ülkeler, bazı liderler, bazı parlamentolar bu operasyonlar üzerinden kendi hesaplarını görme telaşı içine girdiler. İşte bu çevreler daha ilk günlerde, bakın bu çok enteresan, mesele Gezi Parkı değil, hala anlamadın mı diyenlerle birlikte oldular. Meselenin aslında başka olduğunu, meselenin aslında bir hesap görme meselesi olduğunu itiraf ettiler. Bana başbakan çok sert, başbakan çok öfkeli diyorlar. Başbakan alttan alsın, başbakan bunları görmesin, duymasın diyorlar. Onlar zaten başından beri senaryoyu bunun üzerine kuruyorlar. Çok enteresan. Ağacı gösteriyorlar ama yağmalamayı gizliyorlar. Türk bayrağını gösteriyorlar ama yakılan Türk bayrağını kaçırıyorlar. Paçavraları gizliyorlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlar ama yakılan bayrağımızı ve bunun yanında da özellikle bakıyorsunuz Cumhuriyet Anıtı'nda, Atatürk Anıtı'nda, Taksim Meydanı'nda bakıyorsunuz teröristlerle Atatürk'ün yan yana, bayrağımızın yan yana resimlerini görmemezlikten geliyorlar. Neredesin Cumhuriyet Halk Partisi, niye indirmedin? Ulusalcılar neredesin, niye indirmediniz? Aynı şekilde Atatürk Kültür Merkezi işgal altındaydı. Hatırlayın, Atatürk Kültür Merkezi işgal altındayken orada asılan pankartlarda, paçavralarda ne vardı? Bakıyorsunuz teröristlerin posterleri vardı. İllegal legal örgütlerin paçavraları vardı. Ve başbakana da hakaret içeren paçavralar vardı. Değil mi? Ve günlerce onlar orada asılı durdu. Ne oldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, müdahale etti mi? Etmedi. Ulusalcılar müdahale etti mi? Etmedi. Kuzey Afrika'dan döndüm, baktım ki hala bunlar duruyor. E durunca İçişleri Bakanıma ne diyecektim? 24 saat içinde bunları temizle. 24 saat içinde bunları temizle. Burayı temizleyeceksin 24 saat. Meydan temizlenecek, anıt temizlenecek, ardından da Gezi Parkı'nı bu işgalcilerden temizleyeceksin. Çünkü bu Gezi Parkı belli bir azınlığın değil, milletin Gezi Parkı'dır. Buradan tüm millet istifade eder. Belli bir azınlık gelip de orayı işgal edemez. Böyle bir park anlayışı yoktur. Yasalarda da bunların tanımı vardır. Eğer işgal varsa orada devlete düşen görev o işgali kaldırıp o tür parkları halka açmaktır. Yapılan bu. Ve ne oldu? 24 saat içinde Atatürk Kültür Merkezi temizlendi. Cumhuriyet Anıtı temizlendi, meydan temizlendi, ardından da bir gün sonra, 8 saat sonra Gezi Parkı, o da temizlendi. Ne dediler? Gezi Parkı'na işte şafak harekatı uygun değildi. Ne olacaktı? Keyfinizi mi bekleyecektik? E tabii ki bu da bitecek. Bu da hallolacak. Biz ne dedik? Benimle görüşmeye gelenlere,
İşte sanatçı olduklarını söylediler, genç olduklarını söylediler, mimar olduklarını söylediler, hoca olduklarını söylediler. Hepsiyle görüştüm. 6 saat, 7 saat, 5 saat görüşmeler yaptım. Ve kendilerine şunu söyledim. Ya Allah aşkına niye duruyorsunuz orada? Şu anda ne var? Atılan bir adım var mı? Yargı zaten şu anda bir karar vermiş. Yargının bu kararı olduğu sürece siz zaten burada işlem yapamazsınız. Devlet olarak yapamazsınız. Yerel yönetim olarak yapamazsınız. Niye bu gençleri burada böyle tutuyorsunuz? Buna gerek var mı? Bakın yargı kararını versin. Lehimizde karar verdiğini düşünün dedim. Bunu da söyledim. Halk oylamasına gideceğim dedim. Halk oylaması. Halk oylamasını tabii ki belediye yapacak. Ve değerli kardeşlerim, işlerinde çoğunluğu çok güzel dediler. Ama gidin o zaman çözün dedim. Ne dediler biliyor musun? Ama bizim yetkimiz yok. Niye geldiniz buraya? Ya hem yetkimiz yok diyorsunuz, hem buraya geliyorsunuz. Bir taraftan platformum diyorsun, yetkim yok diyorsun. Ya bunları anlamak mümkün değil. Bunların derdi başka. Dert, ortalığı karıştırmak. Ya bizim huzursuzluğumuz neydi ya? Neyimiz vardı bizim? Şu Mayıs ayında bir taraftan kalkıyorsun 49 milyar dolarlık bir havalimanı ihalesi gerçekleşiyor. Bir diğer tarafta 22 milyar dolarlık nükleer enerji santrali ile alakalı Japonlarla anlaşmanın adımını atıyoruz. Bir diğer taraftan 2,5 milyar dolarlık 3. köprünün temelini atıyoruz. Bütün bunlar bu şekilde devam ederken, coşkulu bir Mayıs'ı yaşarken siz ne istiyorsunuz arkadaş ya? Yani yapılmayan ne? Sağlıksa ya ücretsiz sağlık. Üniversitelerde harç tamamen ta ne zaman kaldırıldı? Geldiğimizde 45 lira burs alıyordunuz. 280 lira lisans öğrencisine burs veriyoruz. 200 lira da bunun yanında beslenme, 480 lira da burs alıyorsunuz. Yani el insaf ya. El insaf. Yani biz de üniversite öğrencisi olduk. Ama biz üniversite öğrencisi olduğumuzda böyle imkanları görmedik. Bunları yaşamadık. Biz yaşamadıklarımızı şimdi gençliğimize yaşatalım istiyoruz. Şu yapılanlara bakın. 10 yıldır bunları biz yaşamadık, görmedik. Bir yerlerin oyununa geliyor. Onun için gençliğimize sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyin. Kullanılmayın. Eğer gerçek manada yapacağınız bir şey varsa STK'larla hukuk içinde bunu yapın. 30 yaşında seçilme hakkına sahiptin ey genç kardeşim. 25 yaşına seçilme hakkını getiren iktidar biziz. Bakın seçme yaşı bu ülkede 18. Ben şimdi 18 yaşın seçme ve seçilme yaşı olması çalışmasını yaptırıyorum. Yani bu kadar bu konuda ileri adımlar atmayı düşünürken bu ülkenin ana muhalefet partisiyle diğerleri 18 yaş olur mu ya diyorlar. Bu parlamento çoluk çocukla mı dolacak diyorlar. Ama biz diyoruz ki zor olan seçmektir. Ona 18'i veriyorsun. Dolayısıyla seçilme yaşının 18 olması uygundur. Ve şu anda bunun dünyada örnekleri var mı? Aramadığın kadar. Var. Avrupa'nın birçok ülkesi, Almanya'da buna dahil. Hollanda'sı, Finlandiya'sı hepsi bunlara dahil. Hepsinde var. Bütün bunlar oralarda uygulanırken benim ülkemde niye uygulanmasın? Hak kazanıyorsa, o temsil yetkisi kendisinde varsa ve seçiliyorsa, partisi de aday gösteriyorsa niye rahatsız oluyorsunuz? Gocunmayın. Çıksın, bu parlamentoya gelsin, milletvekili olsun. Bakın şu anda 30 yaşın altında milletvekilleri bizim parlamentomuzda var. Daha önce olamaz diyordunuz. Ama açtık önünü. Ey genç kardeşim, bu ülkede gence
hangi partinin sahip olduğunu bilmen lazım. Biz gençlerle beraber yürüdük ve gençlerle beraber yürüyoruz. Gençlerimizle beraber de geleceğe yürüyeceğiz. Bakın çok enteresan bir şey. Gençler. Burada da gençler var. Ama bizim buralardaki toplantımıza katılan gençleri genç yerine koymuyorlar zaten. Onlar farklı tanım yapıyorlar. Kandil simidi gösteriyorlar. Çok enteresan. İşlerinde tabii sözde sanatçılar çok. Kandil simidi gösteriyorlar. Ama ayakkabıyla girilen, içinde içki içilen camiyi gizliyorlar. Üç gün Bezmi Alem Valide Sultan Camii, yani halk arasında Dolmabahçe Camii işgal altında. 3 gün oradan operasyonlarını idare ettiler, yönettiler. Bakın biz son anda olay duyduk. Eğer biz bu tahriklere kapılmış olsaydık, bu tahriklere gelmiş olsaydık, Allah muhafaza, bu ülke çok tehlikeli şeyleri yaşayabilirdi. Ama bu tahriklere biz gelmedik. Bu oyunu biz bozduk. Gezi Parkı'nda namaz kılanları gösteriyor. Ama yanında bebeğiyle şiddete maruz kalan başörtülü kadını göstermiyor. Onu niye göstermiyorsun? Karanfil gösteriyor ama polise uyguladıkları şiddeti gizliyor. Linç ediyorlar ya Ankara'da, başkentte. Polise nasıl 30-40 kişinin çullandığını gördünüz. Granit taşlarıyla, kilit taşlarıyla polisimize nasıl saldırdıklarını gördünüz. Niye bunları söylemiyorsunuz? Niye bunları anlatmıyorsunuz? Yatıyorlar, siz değil, sizi tenzih ederim. Olur mu? Ha, polisimin de yanlışları vardır, doğrudur. Yanlışı olanlarla ilgili de zaten bakanlığım gerekli soruşturmayı, araştırmayı yapıyor. Ama burada şöyle olaya geniş baktığınız zaman zulme uğrayan polisimizdir. Şiddete uğrayan polisimizdir. Yüzlerce kayaları atıyorlar, taş parçalarını atıyorlar, kilit taşlarını atıyorlar. O sadece kalkanıyla duruyor. Bu olayları lütfen herkesin görmesi lazım. Güya esprili sloganları gösteriyorlar. Duvarlara, yollara yazdıkları o çok ağır hakaretleri gizliyorlar. Bizden de meseleyi böyle görmemizi istiyorlar. Onlar yıkacak, yakacak, biz görmeyeceğiz. Onlar en ağır hakaretleri edecek, biz görmeyeceğiz. Onlar kamu düzenini bozacak, halkı rahatsız edecek, biz görmeyeceğiz. Tencere tava. Gece yarılarına kadar tencere tava dinlettiler millete ya. Siz nasıl çevrecisiniz? Hani çevreciydi bunlar? Hani CHP'liydi bunlar? Hani bunlar sakindi? Çevreciliğin içinde gürültü kirliliği yoktur. Görüntü kirliliği yoktur. Eğer gerçek çevreciysen olay sadece ağaç dikmek veya ağaca sahip çıkmak değildir. Yeşile sahip çıkmak değildir. Bunlar canım canım o saksı çiçeklerini, dev saksı çiçeklerini bile yerlere yıktılar. Yerlerde onlarla barikat oluşturdular. Ve tencere tavayla da imtihanın olduğu o İstanbul mitingini yaptığımız gün gecesinde İstanbul'da saat 4'e kadar tencere tavayla bunlar maalesef o gençleri, o yavruları rahatsız ettiler. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Onlar polise şiddet uygulayacak, biz görmeyeceğiz. Yok böyle bir dünya kardeşlerim. Herkesi aldatabilirler. Herkesi kandırabilirler. Türkiye'yi tanımayanları kendi saflarına da çekebilirler. Ama biz de millet de bunu yutmadık ve yutmayız. Bunun karşısında dimdik durduk. Dimdik durmaya da devam ederiz, devam edeceğiz. Ve tabii ben bu arada Zahide Nine'ye ahlaksızca para teklif edecekler, biz bunu görmezden geleceğiz, öyle mi? Taksim'de her türlü ahlaksızlığı, edepsizliği sergileyecekler,
Biz bunu görmezden geleceğiz, öyle mi? Müftünün karısıyım diye çıkacaklar, ahlaksızlık yapacaklar, görmezden geleceğiz, öyle mi? Şehirlerde, mitinglerde toplanan milyonlarca makarnacı diyecekler, parayla oraya getirildiler diyecekler, bize oy veren 21,5 milyon kömürcü diye anılacak, makarnacı diye anılacak, bidon kafalı diye, koyun diye aşağılayacaklar, biz bunu sineye çekeceğiz, öyle mi? Başörtüsüne, camilerimize, kutsal değerlerimize, bayrağımıza el uzatacaklar, dil uzatacaklar ve biz bunu hoşgörüyle karşılayacağız, öyle mi? Böyle bir dünya yok. Yarın sandık kurulunca, milletin huzuruna varınca, millet bu vandallara, bu yağmacılara, bu milli irade hırsızlarına karşı ne yaptın diye evelallah onlara soracak. Ama biz eğer sessiz kalırsak hesabını bize sorar. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile Avrupa liderleri bir bu ara mektup muhabbetine girdiler, biliyorsunuz. İçeride mezhep çatışması çıkarmak isteyenlerle dışarıdan bunu yapmak isteyenler tesadüfen mi böyle bir işbirliği yapıyor? Bu enteresan. Bunlar şimdi tabii hadiseler mi diye sormak lazım. Buna benzer onlarca örnek var. Tesadüf denilemeyecek, tevafuk denilemeyecek, doğal denilemeyecek onlarca gelişme, onlarca irtibat var. Bakın çok enteresan. Uluslararası bir yayın kuruluşunun Türkiye vatandaşı olan temsilcisi tweet atıyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Duran adam değil, durduran adam olalım. Ekonomiyi durduralım, tüketmeyin. 6 ay tüketmeyin. Bizi dinleyecekler diyor. Allah aşkına, bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür? Bu nasıl bir zihniyettir? Bir insan kendi ülkesine karşı böyle bir komplonun içinde yer alabilir mi? Buna gazetecilik denebilir mi? Buna basın özgürlüğü denebilir mi? Bu zihniyet içinde bulunduğu geminin tabanına delik açma, o gemiyi batırmaya teşebbüs etme zihniyetidir. Zaten bu işin başlangıcında da niyet bu. Türkiye'nin düşmanları, bu milletin düşmanları böyle bir tavrın içine girebilir. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendi ülkesine karşı böyle tehlikeli bir çağrı yapabilir mi? Mesele Gezi Parkı değil diyorlardı ya, evet. Mesele Gezi Parkı değil, mesele işte bu. Mesele demokrasiyi durdurmak. Mesele Türkiye'yi durdurmak. Mesele ekonomiyi durdurmak. Mesele turizme ağır darbe vurup Türkiye'nin kaybetmesini sağlamak. 10,5 yıl bunu değerli kardeşlerim defalarca yaptılar. Ekonomi kötüye gitsin de AK Parti yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun zihniyetini taşıdılar. Böyle bir zihniyete, bu zihniyetin vandallığına, barbarlığına karşı asla müsamaha göstermeyiz. Bakın burada şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Bu hadiseleri tamamen masum gösteriler olarak gören ve gösterenlerin burayı özellikle dinlemelerini, ekranları başında da izlemelerini rica ediyorum. Gösterilerin içinde yer alanların bir defa safiyane niyetlerle yer almadığı artık ortada. Bu gösterileri bir fırsat olarak görenler medyayı, sosyal medyayı, sokaktaki göstericileri kullanarak Türkiye ekonomisi üzerinde çok ciddi bir operasyon yapmak istediler. Sokaktaki göstericiler Türkiye aleyhine, Türkiye ekonomisi, Türkiye turizmi, Türkiye'nin uluslararası gücü ve itibarı aleyhine çok kirli bir oyunda kullanıldılar ve maalesef aldatıldılar. Bakın ne yaptılar? Türkiye'deki bu hadiseler yurt dışına sistemli şekilde ve abartılı şekilde aktarıldı. Türkiye içindeki bazı medya kuruluşları Avrupa'daki ortaklarıyla birlikte
koordineli şekilde çalıştılar. Türkiye'deki bazı sermaye grupları bu tertibin içinde yer aldılar. Nokta hedeflere tedirginlik oluşturacak şekilde, soru işaretleri oluşturacak şekilde son derece profesyonelce bilgi aktarımı yaptılar. Türkiye'de yatırım yapanlar da ya da yatırım yapmaya niyeti olanlar da tedirginlik meydana getirmek istendi. Suni bir dalgalanma, istikrarsız bir ortam oluşturmaya, bundan istifade etmeye çalışanlar oldu. Değerli kardeşlerim, tabii manipülasyon yapmaya çalışan, bundan menfaat sağlamaya çalışanlar da oldu. Adeta ekonomi kötüye gitsin, Türkiye kaybetsin, biz kazanalım diye çırpınanlar da oldu. Şunu çok büyük bir memnuniyetle söylüyorum. Bu operasyon tutmadı. Rahat olun. Ekranları başında bizi izleyenler de rahat olsun. Bu operasyon tutmamıştı. Türkiye üzerinde bu ameliyatı yapamadılar. 10,5 yıl boyunca yaptığımız köklü reformlar böyle bir operasyonun başarıya ulaşmasını engelledi. Yatırımcılar ülkemize, ülkemiz ekonomisine, demokrasimize, geleceğimize güven duymaya devam ediyorlar. Ülkemize yatırım yapanlar yatırımlarından vazgeçmiyorlar. Yatırımlar devam ediyor. Hem doğrudan yatırımlar hem portföy yatırımları devam ediyor. Portföy yatırımlarında son dönemde bir miktar net çıkış oldu. Ancak bu çok büyük oranda küresel ölçekteki finansal dalgalanma neticesi bir çıkıştır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Çıkandan daha fazlası önümüzdeki dönemde tekrar inşallah Türkiye'ye gelecektir. Hiçbir endişeniz olmasın. Rahat olun. Ülkemizde yatırımları olan tüm yatırımcılara elimizden gelen her türlü desteği verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ekonomik büyüme ve istihdam yatırımla olur. Refah yatırımla artar. Bunu iyi biliyoruz. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır, açık kalmaya devam edecektir. Yerli ve uluslararası sermaye ayırt etmeden, sabit yatırım, portföy yatırımı demeden, ülkemize yatırımları cezbetmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Çok değerli misafirlerimiz, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, bu gösterilerin hedeflerinden biri de hiç kuşkusuz başarıyla ilerleyen çözüm süreci olmuştur. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Daha en başından itibaren Taksim'deki, Ankara ve İzmir'deki gösterilerin ırkçı boyutunu gören, bu gösterilerin Türkiye'yi, birliğimizi, kardeşliğimizi, özellikle de milli iradeyi hedef aldığını hisseden Kürt kardeşlerim bu oyuna gelmemiştir. 81 vilayetin tamamı, 76 milyonun hemen hemen tamamı bu çirkin oyuna karşı tek yürek olmuş. Bu çirkin oyunu bozmak için itidalle, sabırla hareket etmiştir. Sağ olasınız. Şimdi Cizre burada diyor. Şimdi yakında biz de inşallah Şırnak'ta olacağız. Çünkü Şırnak havaalanı bitti. Şimdi onun açılışını yapacağız. Ve havaalanlarımız tek tek bitiyor. Aynı şekilde Hakkari, şu anda Kastamonu bitti. Açılışı hazır. İnşallah seferler başlayacak. Ardından resmi açılışını gidip yapacağız. Geleceğiz. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne. Birkaç gün oralarda gelip dolaşacağız inşallah. Size geldik zaten. Daha yeni geldik. Ama şimdi eyvallah. Eyvallah. Hepsini bir anda bitirmeyelim. Ramazan'dan sonra inşallah Adana, Eskişehir, bütün büyük şehirlerimizi dolaşacağız. (Gülüyor)
Sevgili kardeşlerim, şunu da açık açık söylüyorum. Şunu da açık açık söylüyorum. Çözüm sürecini sabote etmek, kardeşliğimizi zedelemek için kullanılan bu gösteriler tam tersine kardeşliğimizi, birliğimizi daha da perçinlemiştir. Bakın yarın anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, yarın İstanbul'da Akil İnsanlar Heyeti'nin final toplantısını gerçekleştireceğiz. Akil İnsanlar Heyeti çalışmalarını tamamladı, raporlarını hazırladı. Yarın bu çalışmaları, gözlemleri, önerileri hep birlikte istişare edeceğiz. Bu istişarelerin ardından biz atacağımız adımları, yol haritamızın ayrıntılarını açıklayacak kararlı şekilde süreci ilerleteceğiz. Bakın tarihi süreçlerden geçiyoruz. 30 yıldır devam eden terörün hamdolsun artık neredeyse şiddetini bitirdiğini görüyoruz. Böyle bir süreçteyiz. 100 yıldır devam eden sorunların çözüm yoluna girdiği bir süreçten geçiyoruz. Kardeşliğimizin anlam kazandığı, güç kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Terör meselesini çözdüğümüzde İnanın diğer tüm sorunlar çok hızlı şekilde çözülmeye başlayacak. Alevi kardeşlerimizin diğer inanç gruplarının sorunları daha hızlı çözüme kavuşacak. Ekonominin önündeki engeller çok daha hızlı ortadan kalkacak. Demokrasimiz çok daha yüksek standartlara kavuşacak. Türkiye zincirlerinden, prangalarından kurtulmuş şekilde istikbale doğru inanın şaha kalkacak. Ve şunu burada açık ilan ediyorum. Bir Gezi Parkı olaylarıyla bize yöneltilen tehditleri gördük ve bunlar bertaraf oldu. Hukuk çerçevesinde bu tehditlerin üzerine kararlılıkla gideceğiz. Ama biz Gezi Parkı olaylarıyla bazı katmanlar tarafından verilmek istenen maalesef yanlış mesajları da çok iyi gördük. Bunların altında kim var, nasıl var? Bunları da gayet güzel görme imkanımız oldu. Ortak paydalarımıza çok daha fazla vurgu yapacağız. Ve bizler bugüne kadar hep %100'ün hükümeti olduk. Büyük bir hassasiyetimiz var bu konuda. %50 ile geldik ama %100'e hizmet verdik. Bunu belediyelerden tutunuz, yaptığımız yatırımlarda çok açık, net görmek mümkün. Bakın bizden önce mevcut iktidar AK Partili belediyelere neredeyse hakkını vermiyordu. Ama biz geldik, kesinti %40 dedik, %60'ını kendilerine belediyelerin göndereceksiniz. Bunu başlatan iktidar biz. Ama bunların hiçbiri bunları yapmadı. Yatırımlara baktığınız zaman Doğu Güneydoğu Batı'ya göre çok daha fazla yatırım aldı. Farklılıklarımız da zenginleştiğimiz ortak değerlerimizle, güçlendiğimiz, herkesin diğerinin yaşam tarzına saygı duyduğu bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu çok önemli. Benim başörtülü bacımla başı açık bacım arasında biz geldiğimizden bugüne bir fark gözetmedik. Buradaki tablo bu. Bunu ortaya çok açık net koy. Sorunlarını erteleyen, sorunlarını öteleyen, sorunlarını ileride patlayacak şekilde depolayan değil, sorunlarının üzerine cesaretle giden, sorunlarını çözen bir Türkiye'de yaşayacağız. Bize farklılıkların keskinleştiği bir Türkiye teslim ettiler. Bize içinde acı hatıralar olan bir Türkiye teslim ettiler. Ama biz inşallah acı hatıraların değil, ayrılıkların değil, ortak paydaların, ortak değerlerin, kardeşliğin güç kazandığı bir Türkiye'yi çocuklarımıza teslim edeceğiz. Tekrar ediyorum.
Türkiye üzerine hesabı olanlarla hukuk içinde hesaplaşıyoruz, hesaplaşacağız. Milli iradeyle hesabı olanlarla sandıkta hesaplaşacağız. Türkiye ekonomisiyle hesabı olanlarla ekonomiyi istikrar ve güven içinde büyüterek hesaplaşacağız. Demokrasimizle hesabı olanlarla demokrasinin standartlarını güçlendirerek hesaplaşacağız. Ama diğer herkes de 76 milyonla dost ve kardeşlerimizle hesaplaşmayacak, onlarla helalleşerek yolumuza devam edeceğiz. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, önümüzdeki hafta Salı günü inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimleri olacak. Meclis başkanlığı için süreç başlamış durumda. İnşallah biz de adayımızı o gün orada vereceğimiz destekle belirlemiş olacağız. Salı günü de tam kadro halinde seçimlerde hazır bulunmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Allah ülkemizin, milletimizin yolunu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Yeniden görüşmek, yeniden buluşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.